Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, cümle peygamberan rızam aleyhüm salavat ve teslimat, ehli beyt, el, ashab, etbaları rıdvanullah aleyh mecmain, bir cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihar-ı dar-ı vaka edenler, rahmetullah aleyh mecmain, hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, müşahabenlerimiz, hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Ünku efvâheküm. Evet. Ağızlarınızı temizleyiniz. Ağız fuh, feh, fuhe, fi. Çoğulu efvah geliyor. Neden ağızınızı temizleyiniz? Neyle temizleyiniz? Bil hilali. Şimdi bakınız, Efendimiz tıp fakültesine gitmedi. Şimdi diş doktoruna gidiyorsunuz. Diş ipi diye bir şey var. Bir de kürdan çıktı değil mi? Şimdi kürdan var. Yemek yedikten sonra temizle dişin aralarını, çürüyor dişin diyor. Doktor söyledi bu. Diş çürüyor olunca kalp doktoru ameliyat edecek. Bakmış dişi çürük. Önce dişini tamir et diyor. Oradaki mikroplar kalbine gelir. İşi karıştırırız. Emeğimiz boşa gider. Diş çürü deyip geçmeyin yani. Evet, cehennem azabını hatırlatırmış diş çürü, diş ağrısı. İçinden alıkoyuyor insanı. Diş ipi. Efendimiz öyle söylüyor. Evet. Ağzınızı bil hilali, dişlerin arasına giren şeyle temizleyin. Diş ipi işte. Mesela bazen adamın dişi çok sık olur. Kürdan sığmaz araya. Diş ipi var. Özel yapıyorlar. Dişin aralarını temizle diyor. Bakın. Kaç asır evvel, 1400 sene evvel diş ipiyle, kürdanla, onun gibi bir şeyle temizle. Neden? Fe innehâ meskenül melekeyni. Çünkü ağız el hafızeyni, el katibeyni, hafaza meleklerinin mekanıdır. Onlar orada eğilişirler. Evet, orada otururlar, kalkarlar. Ya nasıl şey hocam ya? Bu melek kardeşim ya, sen kendinle kıyas etme onu. Sen şu duvarın arkasını görmüyorsun. Buradan geçemiyorsun. Ama melek ruhani latif varlıklar. Bu duvar var yok onların için. Senin ölçülerine uymuyor onlar. Doğurmuyorlar, çuvalmıyorlar, evlenmiyorlar, yemiyorlar, içmiyorlar. Allah onları öyle yaratmış, öyle yaratıklar. Kendine göre hesap edersen nasıl ağızda sığar falan diye. O sen sığamazsın canım. Meleklerin mekanıdır orası diyor. Evet, şimdi bak ne diyor. Ve inne midâdehüme erriku. Onlar yazıcı meleklerdir. Yazarlar. Yazarlar. Ve kalemehüme ellisânü. Ve inne midâdehüme erriku. Mürekkebi tükrüktür. O ağızdaki eleşen meleklerin, yazıcı meleklerin. Kalemleri de dildir. Ya hocam etme ya. Evet, Kur'an'dan okuyacağız şimdi. Evet, Kaf suresinde iz yetelekkel mütelekkiyani anil yemini vani şimali kayıt. Şimdi meleklerin bizde olduğuna dair. Sağımızda solumuzda melekler var. Ayet bak, Kaf suresi deki ayet bu. 18. ayet. Evet. Bunlar ma yelfezu min kavlin illa ledeyhi rakibun atid. Bir söz sarf ettik mi hemen yazarlar, zabıt tutarlar. Evet. Şimdi bu inancı olan adam nereye gitse gitsin hakkında zabıt tutuluyor. Zabıt tuttunuz mu inkar edemezsiniz. Hakim hiç şahit mahit dinlemez. Yazılı vesek oldu mu kaç tane şahit getirsen getir. Ancak o yazıdaki imzanı inkar edersen onu incelerler uzmanlar.
imza senin olmadığını karar verirlerse o zaman şahit dinler hakim. Aksi halde yazılı belge oldum şahit geçersizdir. Onun için yazılı belge kesin delildir. Evet, zabıt tutuyorlar. Tek bir laf etseniz zapta geçiriyorlar. Şimdi sizin bulunduğunuz zapta geçiyor. Benim her söylediğim zapta geçiyor. Nerede olursa olsun. Şimdi alamele innas, insanların arasındayız. Burada bir şey yapamayız. Kimse yok. Kimse var. Allah var. Melekler var. Ne yaptın görüyorlar. Ne söyledin tespit ediyorlar, yazıyorlar. Bu inanışta olan adam hiç kötülük yapabilir mi? Nerede olursa olsun İslam bu işte. Nerede olursa olsun söylediği yaptığı şeyler zaptı geçtiğine inanan bir insan dürüst olmaktan başka ne yapabilir ki? Dört dörtlük olur. Dört dörtlük olunca da işte Ömer gibi şeytanın bile kopup korkup kaçtığı insan olur. Mesud olur. Bahtiyar olur. İki canda aziz olur. Çağlar evvel gitse bile dünyanın parmak ısırdığı adam olur. Arkasından böyle övgüyle bahsederler. Evet efendim. Kur'an-ı Kerim'de var yani. Hadisi yani ne biçim şey yok. Kur'an böyle arkadaş. Ne söylerseniz derhal yazan melekler var diyor. Hazır. Kiramen katibine ya'lemun ma tef'alun ayet-i celliste var. Sizin her yaptığınızı yazıya geçiren, zabıt tutan muhterem, saygın melekler var. Kur'an'da ayetler var. Peygamber de bunları açıklıyor size. Şimdi ağzınıza iyileşirler bunlar. Ve leyse şeyun eşedde aleyhime min fadlit ta'am. Yemek artıklarından ağızda kalanlar onlara çok ağır gelir. Çünkü ağızda kalan o kırıntılar kokarlar. Çok iğrenirler. Çok iğrenirler. Ama görevleri gereği orada durmak zorundadırlar. Bırakıp gidemezler. Eziyet edersiniz onlara. Çok ağır gelir bu ağızdaki yemek artıkların kokusu. Evet efendim. Sahabe bir insandır. Güzel insanlardır da. Onlar da insandır. Bazen birbirleriyle aralarında şeylerden dolayı bağırırlarmış. Yüksek sesle konuşurlarmış. Karşısına hücum edermiş sözle. Senin gibi sövmüyor. Dikkat et. Yani senin deyince rastgele söylüyorum. İnsanlar birbirini ana avra sevdiği gibi sahabe sevmez arkadaş. Sahabe bu. Ama o da insandır. Kızıyor bazen arkadaşına. Ulan diyor sarı dişli herif. En ağır sözü bu sahabenin. Sarı dişli. Dişini fırçalamamış, yıkamamış. O pisliklerden dolayı dişi sarı. Kirli. En ağır sözü bu. Sarı dişli adam diyor karşısındakine. Sarı dişli olmak çok kötü. Bunu kötü kabul ediyor ve bunu söylüyor. Uhunetini böyle alıştırıyor. Sarı dişli adam, ağzını fırçalamayan herif. Evet. Melekler bundan çok rahatsız olur. Onun için diş ipiyle veya kürdanla tabii misvakla temizleyin. Dişinizi, ağzınızı temizleyin. Melekler açısından burada aldı. Bir başka açıdan tabii söyleyeceğiz şimdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Tayyibu efvâheküm. Ağızlarınızı temizleyiniz. Bir sivaki misvakla. Misvak şu parmak kalınlığında, şu küçük parmak ağustunuz bir karış uzunluğunda erak ağacından onun bir şeysi, parçası, kökü. Onun ucunu açarsınız. Ondan sonra dişinizle ısırırsınız. Lif lif olur o. Ve dişlerinizi onunla temizlersiniz. Sağdan başlarsınız. O misvak olan varsa versin bakalım. Benim ceketim yok üstümde. Belki var. Avrat şeysi bu yahu. Parmak kalınlığında olacak dedik. Evet efendim. İşte misvak bu. Usulü böyle. Baş parmak altında, küçük parmak altında. Üç sağ elle. Güzel işler sağ elle yapılır biliyorsunuz. Sol el tuvalette kullanılır.
Bu da misvak kullanmak da güzel bir iştir, sünnettir bakın. Böyle konulur. Bundan sonra sağdan başlanır. Her işte sağı tercih edeceğiz. Aşağıdan yukarıya, sağdan sola. Ondan sonra yine yanlamasına sürülür. Yapma hocam. Biz bunu yaparsak dişimiz kanar. E zaten yapmadığı için kanıyor. Eğer sen misvak kullanmaya devam etsen pırıl pırıl dişlerin olur. Bomba gibi diş etleri olur. Hiç. O zaman doktor, diş doktorlar aç kalır yalnız. Dişler çürümeyeceği için. Evet, şimdi hacca gidenler görürler. Bunu yapan kahraman Müslümanlar var. Namaza dururken hemen dişlerini böyle yaparlar. Ağzına bakıyorsun adam, mis gibi dişleri var. Hiç de kanamıyor. Neden? Her zaman yaptığı için o diş etleri sağlamdır, kanamaz. Sen de devam edersen bir süre aynı temizlik senin ağzında da olur. Evet. Melekler senden memnun olur. Orada oturup kalkıyorlar çünkü. Bak hadis okuyoruz. En iğrendikleri şey dişlerin arasında o pisliklerdir. Kokar onlara. Ya bunun kokusu ne olacaksa diyorsan arkadaş, bakın Efendimiz söylüyor. Dişlerin arasındaki yemek artıklarından melekler iğrenir. Çok ağır gelir. Sigara içenlere duyuruverin. Sigara içenin ağzı ne kadar kokar. Bu melek görev yapıyor orada. Terk edemiyor görevi gereği. Sigara içenler, kendinize gelin. Bakın diş etleri arasında kalan parçaların iğrenirler diyor. Çok ağır gelir bu yemek artıkları. Temizleyin onları diyor peygamber. O sigara içenin ağzına kadar kokuyor. Aman ya Rabbi. Ne kadar kokuyor yahu. Kendine gel mümin kardeşim. O melekler senin hakkında iyi güzel şahitlik ederler mi? Doğru söyle bakayım bana. Sen şimdi önüne koyuyorlar cenazeyi. İyidir iyidir. Melek bunu diyemez. Zabıt tutmuş çünkü. Ben de avukatlık yaptım. Adamı yakalamışlar. Şube reisi, savcı, emniyet amiri bir olmuşlar. Rüşvet alırken adamı yakalamışlar. Çağırdı beni şube reisi. Kadın nasıl ağlıyor? Kocasını atmışlar içeriye. Günümü meşrut yapmışlar. Zabıt tutmuşlar parayı alırken. Numaralar filan almışlar, verdirmişler, yakalamışlar. Kadın öyle ağladı ki komutan merhamete geldi. Bunun davasını al ya dedi. Nasıl alayım ben yunundan? Gözümde söylüyor. Siz zabıt tutmuşsunuz. Bu adam gözünüzün önünde rüşvet aldığınız yazıyla tespit etmişsiniz. Ben bunu nasıl savunayım dedim. Bu adama ne diyeyim ben? Şu anda dedim zaten söyleyecek halim yok. Hakime ne diyeyim ben? Boşuna parasını alırım dedim. Ben dedim girmem. Nasıl ağlıyor kadın? Merhamete geldi. Ağlama insanı yumuşatır. Dedim komutan bir şartla alırım ben bu davayı. Nadir o dedi. O yazdığın zaptı dedim yırt. Bu imza benim değildir de o zaman alırım dedim. Olur mu dedi ya ben gözümün önünde çaldı herif dedi. Aldı parayı dedi. Aha bak zabıt tutan adam imzasını inkar edemez. Melek de zabıt tutuyor. Sigara içenler nasıl desin iyi adamdır diye. Tuttuğu zabıtta ağzı kokuyor herifi demez mi? Onu yazıyor. Bakın aklımızı başımıza toplayalım. Sigara içenlere söylüyorum. En çok sevdiğiniz adamları en çok üstünden durun sigaradan vazgeçtirin. Bir kere bu açıdan melekleri böyle üzüyor. Onun için dişinizi temizleyin, yemek artıklarını giderin, misvak kullanın. Misvak böyle. Evet. Fe inne afakum turukul Kur'an. Çünkü bir bu sağlık açısından, melekleri rahatsız etmek açısından, iki onun için okudum hadisi. Çünkü ağzınız Kur'an yoludur. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an'dan değil mi? Bismillahirrahmanirrahim demiyor musun? Diyorum. Ağzı çekmiyor musun? Festeiz billahi mineşşeytanirracim. Kur'an'dan. O da Kur'an'dan. Onu da söylüyorsun. Hiç ihlas okumuyor musun lan? Hiç inna atayına okumuyor musun? Elham okumuyor musun? Okuyorum ya hocam. Ondan Kur'an'dan. Kur'an yolu. O güzel Kur'an, o kokar ağızda nasıl olur?
Nasıl olur? Düşünmüyor musun sen hala diye savuruyorsun ya. Evet, buralardan düşünün. Zaten sigara kesin zehir olduğu için kim ne derse desin haram. Kesin zehir, ilmen, tıbben ispat edildi. Eskiden böyle değilmiş, bilinememiş zehir olduğu, mekruh demişler. Ama şimdi laboratuvar teknoloji gelişti, sigaranın zehir olduğu ispat edildi arkadaş. Hala mekruh yazıyor kitapta, denebilir mi ya? Zehir içebilir misin? Zehir dedir ya bu ilim adamları. Hala o diyorlar, kitaplarda mekruh yazar diyorlar, mekruhtur. Değil hocam, etme gözünü seveyim. Bunlar var, bakın melekleri rahatsız ediyorsunuz, zabıt katiplerini. Kur'an, o güzel Kur'an'ı o pis ağızla, kokar ağızla. Bunları düşünün. Evet, ağzınızı temizleyin çünkü Kur'an yoludur. Şimdi bir daha söyleyelim. Ağzını temizlemeyenler, dini açıdan. Şimdi hadis-i şerif var. Bunu da okuduk biz buradan. Mümin Kur'an okuduğu zaman namazda elham okuyoruz ya. İmam okuyor, biz de okumuş oluyoruz. Aynen öyle. Bizim okuduğumuz Kur'an'ı dinlemek için o melek gelir ağzımıza dayar diyor. O Kur'an'ın güzelliğinden ben de yararlanayım diye içine çeker ki sen okudukça bana da gelsin o Kur'an'dan diye ağız kokarsa diyor. Peygamber soğan sarımsak şeyini söylüyor, kokar, iğrenç şey olduğu için. Sigara ondan daha iğrenç. Çekerken diyor, eğer ağzınız kokarsa, ağzını temizlememişsen, yemek artıkları varsa orada taaffün etmiş sapsarı adam, elevin dişi. Kur'an'dan vazgeçemez ama o pis kokudan dolayı da öğüre öğüre derken öğürür diyor. Midesi bulanır, öğürür. Şimdi ben hep söylüyorum, Azrail kim? Melek. Meleklerin abesi. Değil mi? Mikail, İsrafil, Azrail, Cebrail. Bunlar meleklerin abileri, imamları, büyükleri. Azrail hepimizin canını alacak. Abi bu beni böğürttü. Pis ağzıyla namaz kıldı. Ben de Kur'an dinleyeyim diye ağzından Kur'an çekerken her seferinde midem bulandı. Siz mide bulanmayı biliyorsunuz. Dünya dar gelir adama, soğuk soğuk terlersiniz, döner dünya. Ne kadar eziyetli iştir o. Beni otobüs tutardı oradan, çok iyi biliyorum. Abi bunun hal işine bak derse, canın alırken ne yapacak şimdi o Azrail seni bakalım. Bunlara inanan adamlarsınız siz. Onun için şu sigara denen meradı bırakın. Sakın içmeyin. Ayrıca ağzınızı temiz tutun. Şu yeter bize arkadaşlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem son derece ateşli. Çünkü büyük insanlara büyük musibetler gelir, belalar gelir. Derecesini yükseltmek için. Mevlana dünyanın parmak sürdüğü adam. Dünyanın her tarafına hala adamlar geliyor. Adama ne demişler? Şimdi çok seviyorlar da o zaman onda etrafındaki adamlar onlara Şems-i Tebrizi ile ilişkilerinden bunlar birbirlerini şöyle yapıyor demişler ya. Mevlana gibi adama. Yani belanın büyüğü büyük adamlara gelir. Bunu söylemişler o zamanın insanları. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem niye ateşlerde yanmış demeyin. Refiki ala, Allah'la beraber olma rütbesini istemiş. Bunu söylemiş, elinde misvak var. Bu çok ilginç. O halsiz durumda Ayşe anamız havluyu ıslatıp koyuyor. Cayır cayır yanıyor Efendimiz ateşler içinde. Hayber'de Yahudi kadını zehirlemiş. Ağzına almışmış, yutmamış. Dile gelmiş, kızartılmış kuzu. Yeme ya Resulallah, ben zehirliyim diye tükürmüş. Ama ağzı alnına aldı var ya o kadar. İşte onun ölürken, vefat ederken tesirinden dolayı, yani Peygamberimiz şehit gitti. Harp meydanında aldığı yaradan, zehirden dolayı irtihal buyurdu. Bir de şehitlik rütbesi var. O ondan ateşi böyle yanıyor, kavruluyor.
Hatta Ayşe anamız herkesi besmele çekiyor, şifa buluyor. Neden Allah'a sığınmıyorsun bu şeyinden, ateşinden? Yok demiş. Ben artık Rabbimi istiyorum. Tekrar dünyaya dönmek istemiyorum. Evet. Allah kulunu ahiretle, kendine kavuşmakla dünyada kalmak arasında muhayyer bıraktı. O kul Allah'ını tercih etti deyince Ebu Bekir başlamış hışkıra hışkıra ağlamaya, kendini tutamamış. Ama da sulu gözlü herifsin ya demişler. Ne var bu sözde? Gidiyor demiş, gidiyor peygamber, haberiniz yok. Gidiyor. Allah'a işte orada da hayır demiş, dua etmeyeceğim Ayşe'cim. Yani dua etse Allah onu kırmaz ama böyle Allah'a güzel bağlı bir insan hiç karşı koyar mı? Evet. Cayır cayır yanarken o halsiz halinde söyle, önemli nokta bu. Yahu namaza kalkamıyor, gidemiyor. Ebu Bekir kıldırıyor. Hiç hali yok o ateşten dolayı. Ama elinde misvak var arkadaşlar. Elinde misvak var. Refiki Ala demiş. Elinden tabii ölünce insan gevşiyor elleri ya. Elinden misvak düşmüş. Son anında bile misvağa ne kadar önem veriyor, ağız temizliğine. Dikkat edin, çok önemli bir şey bu. En son halinde bile misvak elinde, ağız temizliğiyle uğraşmış. Biz de hiç bunu önemsemiyoruz. Kitaplarda, fıkıh kitaplarında, mesela Fatih'in hocası Molla Hüsrev'in Dürer'inde misvak ölümden başka her derde devadır diye yazıyor. O kadar önemli. Zafer sebebidir, sağlık sebebidir, iyi geçim sebebidir. Ağzı kokan heriften garısı tiksinir, kavga çıkar. Evet, ağzın mikroplanır, miden bozulur, her tarafın bozulur. Oho, her şeyi var. Hazreti Ömer zamanında saldırıyorlar, saldırıyorlar, bir türlü başaramıyorlar. Mektup yazıyor. Ya biz diyor son derece gayret ediyoruz, askerler de öyle ama bir türlü zafer bize nasip olmuyor ya Ömer. Ne yapalım, bize dua et. Evet, cevap. Peygamberin sünnetlerinden birisini yapmıyorsunuz demiş. Yapmıyorsunuz. Sormuş, askerler toplamış. Yapıyoruz, namazımızı kılıyoruz, sünnetleri kılıyoruz. Hayır demiş, Ömer yalan söylemez. Bir daha düşünün bakalım. Ya demişler, biz buraya gelelden beri düşmanla savaşacağız diye misvak kullanmayı unuttuk ya demişler. Almışlar misvaklarını ellerine, başlamışlar çekmeye. Bir bakmışlar düşman kaçıyor. Nasıl gösterdiyse gözlerine Allah onu. Bu tarihi vaka. O misvak böyle bir şeydir. İş ihmal etmememiz lazım. Burada da Kur'an yoludur, temizleyin. Evet. Yemek artıklarını ağzınızda bırakmayın. Hadisini İbrahim bin Hassan bin Hakim'den, Sad-ı Muaz'ın oğluymuş bu. O da babasından nakletmiş. Bunu destekleyen birçok hadis var. Allah onlardan razı olsun.